Bu beşli e, aslında net bir şekilde gruplar ama diğer taraf başka seçenekleri kalmadığı için bir birlik olmuşlar gibi gözüküyor. Senem ve Fatih sonradan geldi. Onlar da bence bu grubun içine girmek Batuan, isterlerdi. Evet Batuhan ve Merve sonradan geldi. Sonradan girenler e, asıl ekibe giremedikleri için e, karşı bir ekip oluşturmak zorunda kaldılar ki e, bir dengeleme oluşturulsun diye Şimdi, düşünüyorum. Kesinlikle diğer ekip de çok güçlü. Özgür performans birincisi olabiliyor. E, Kardelen kadınlarda en iyilerden biri. Osmancan da öyle. Bu grupta aslında tek sırıtan Alper. Alper, Alper çok tehlikede. Alper ve Elanur ...yukarıdaki dörtlü, masadaki bu dörtlü ilk harcayacağı kişi gerekiyorsa e, Ela'yı harcayacak. Daha sonra da Alper'e sıra gelecek. Çünkü Bak, performans odaklı yazıyorlar aslında aynen yazdıklarında öyle. da. Takımı aynen düşünerek öyle. yazıyorlar. Alper de birazcık e, ünlü bir YouTuber. Birazcık da ben ona güvendiğini düşünüyorum. Ve yanındaki arkadaşlarının da onu birazcık pohpohladığını düşünüyorum. Ama Survivor bu numaraları yemez. Survivorın başında e, Özgür. Şimdi Aziz'in deyimiyle anlatacağım. Yanında da yavru kurtları Osman ve Tunga vardı. Alper yanında da yavru kurtları Ela ve Çavi vardı. Çavi ile Tunga gitti ama bu dörtlü kendini korudu. Buraya kim eklendi? Kardelen. Kardelen niye eklendi? Asena'nın Senem gelmesiyle beraber yeni ve iyi bir arkadaş bulması ve karşı taraftaki Nefise'nin sırlarını anlatmasından dolayı Asena ile Senem iyi bir arkadaş oldular. Bir de Kardelen'in de performansı iyi gidince klasik bir kadın kıskançlığı oldu orada. Ve Kardelen'i dışarı attılar. Kardelen de zaten ilk ekiple de iyi anlaşıyordu. Şu an onlarla beraber güzel bir beşli oldular. Öteki tarafta da kalanlar biraz kendini korumak için, biraz da mecburiyetten iyi anlaşmak için beraber bir muhalefet ekip gibi orada buluştular. Kim bunlar işte? Asena, Senem. Her ne kadar kabul etmese de Fatih, çünkü oy attın mı bence o gruba mensupsundur. Fatih de burada bir şekilde kendini korumak için bunu yapıyor. Tabii. Aynı şekilde Batuhan da bunu yapıyor. Kaç etti? Merve ile. Dört etti. Bir de Merve onların yanına geldi gördüğümüz kadarıyla. Beş kişi. E şimdi burada tabii ki e, Aziz, e, onu zaten birazdan konuşacağız ama e, Aziz çok güzel bir şey yaptı. Çekildi kenara. Bunları... Kafa kafaya vurdurdu. İki tane aday çıktı. Bana ne dedi? Çünkü aslında Aziz'in yaptığı şöyle mantık. Aziz zaten aday mı? Aday. aday. Şimdi ben Evrim'le birebir SMS'e çıksam, matematik olarak benim elenme ihtimalim yüzde elli. Ama ben yanıma bir de Begümü çekiyorsam, benim elenme ihtimalim yüzde otuz düşüyor. Hatta daha da fazla. Mesela bugün de böyle bir şey olursa, bir kişi daha gelecek hop yüzde düşecek gibi. Evet. Ee, Aziz kendi ihtimalini de arttırmış oldu. Bir de Aziz'e laf ediyorlar. Asena ile senem. Sen nasıl şey yazıyorsun? Sana ne? Yarın yani. kimi yazacağız diyorlar bir de. Sana bir de, ne? Aynen de, aynen. Yani. yani bu inanılmaz bir şey mesela. Çünkü onlar şu an şeyi bulmaya çalışıyorlar. Aziz yine Alper'i yazacaksa o zaman biz de Alper'i yazalım ki e, en azından bir, bir bizim taraftan çıksın. bir kişi çıkmasın oradan Alper çıksın. Evet Aziz'in oyunu kullanabilir. Aynen. Bu sefer ama de uyanık gider atıyorum Asena der. Hani karşı tarafında belki düşünmeyeceği bir isim. Çünkü şu an hani olur da şey olursa bence Senem'e yüklenecekler diye düşünüyorum. Ee, onlar da Elanur'a şey Elanur diyorum. Kime yüklenirler orada? Baktığımız zaman. Alper'e bence. Muhtemelen Alper'e yüklenecekler. Ee, Aziz de Alper yazar. Bence bir anda öyle bir şey olursa Alper'le Senem aynı anda girer. Aziz yine e, oyunu bence açığa çıkarması da bilir. Hakkı da e, zaten adamı yazıyorsunuz Survivor'ın başından beri. E, bu hafta da yazmışsınız. E, adama demediğiniz laf kalmıyor. Hem bu tarafın hem bu tarafın. Adam Niye Canı keyfi ona? kimi isterse onu yazar zaten yani. Ve burada yani bana mesela Senem'le Asena e, çok şey geliyor. Nasıl diyeyim? E, yani e, olumsuz geliyor. Olumsuz diyeyim daha doğru olur şimdi. Evet. E, biraz böyle e, üstten bakan tavırlar, bir böyle e, bir gereksiz özgüven. Aynı tepki yani, aslında biraz Fatih'e de verdiler. Evet. Ya Fatih konusu şöyle haklılar. Evet. Fatih, e, ya bunu daha önce de söyledim. Bazı insanlar vardır hayatımızda. Mesela benden 5 yaş büyüktür. Ben yine her zaman saygı gösteririm ama o böyle biraz daha çocuksu hareketleriyle benim gözümdeki değerini aşağı çeker. Hı hı. Ve ona hani içinden abi demek gelmez. Ee, böyle biraz şey yaparsın. Böyle sanki halı saha arkadaşınmış gibi muamele yaparsın. Ama aslında baktığın zaman bu adam bir eğitimci. Bir sürü öğrencisi var. 20-25 yıldır buradaki birçok insanın neredeyse yaşı kadar kaç 17-18 sene öğretmenlik evet, yapmış. Ya yani bunun 4 senede okuldu, okulunu okuduğunu düşün en az. Stajı falan 20-22 senedir bu adam bu işin içinde. Birçok yarışmacının yaşından büyük. Ama yaptığı tavırlar artı attığı oyda bile Fatih biraz çi ve hafifleştiriyor kendini. Çiğleştiriyor, hafifleştiriyor. Senin böyle bir biraz daha net duruşun olsa kendi o öğretmen tavrını işte kendi prensiplerini, hayat görüşünü insanlara daha böyle tatlı tatlı saygıyı hak edecek şekilde şey yaparsan işin daha kolaylaşır diye düşünüyorum. Ama Fatih mesela şu noktada kolay kolay ben elenebileceğini düşünmüyorum. Çünkü dışarıda bir karşılığı olduğunu e, görüyorum açıkçası ama e, grup değilim demesin. Eğer sen e, denize düştün diye yılana sarılıp e, o beş kişiyle aynı anda oy kullanıyorsan dört kişiyle kusura bakma sen de o zaman grupsun demektir Tabii. yap Aziz gibi bağımsızlığı ilan et evet. gerekirse yazıl e, sen tek kalırsan sana sahip çıkacak insanlar var zaten arkada. biraz e, yalnız kurt olduğunu göstermeye sanki tek başınamış Tabii. gibi göstermeye ben yalnız kurtum Bununla dersen bir... yalnız kurt değilsin sen ki. demeyeceksin onu başkası söyleyecek evet. İnsanlar diyecek yani helal olsun diyecek şey yapacak e, takdir edecek bak yani Aziz mesela o konuda bence arkadaşlarından bir şekilde saygı görüyor yani Aziz'in de içini yağları eriyor Asena e ile Senem ona saldırırken çünkü istediğini yapmış. Evet. Sana ne diyor? İstediğimi yazarım Ben diyor yani. tam bu arada şöyle düşünmeye başlamıştım hani Aziz de artık biraz duruldu galiba birazcık daha hani diğerleriyle de iyi anlaşmaya başlayınca o sivri hali kalmadı derken dün tekrar kendini bu anlamda bana hatırlattı açıkçası. Evet ama bunu yapan aslında Aziz değil yani Asena e ile Senem çok bir şey söylemese. Konseyde yine Aziz oyunu kullanmış dışarı çıkmış olacak. Evet. Bence biraz üstüne de gidiyorlar. Üstüne gidince de Aziz cevap vermeyi seven, lafla insanları dövmeyi seven biri. Ki bence fiziki şiddet her zaman kötü bir şeydir. Ama bir lafla insanlarla her zaman bürokratik yollardan, diplomatik yollardan konuşacaksın. Yani hani bir laf vardır ya diplomasinin olmadığı yerde savaşlar vardır. İşte Survivor'da da bence öyle olmalı. Son ana kadar sen diplomasini... E, konuşmanı korumaya çalışacaksın. O anlamda ben Fatih'in e, biraz e, eksik kaldığını ve kendini doğru şey yapamadığını düşünüyorum. Yani kendisi kaliteli bir araba gibi düşün, ama motoru e, şu an piyasada yok herhalde. O Şahin gibi yani. Anlatabildim mi yani? Sen aslında bir değerin var. Ama bu değerini insanlara benim değerim var dersen ya da böyle çok e, ambarajlamaya çalışırsan. Yemiyor olmuyor. Sen Fatih, doğalında git biraz. Fatih nerede kaybetti? Hatırlıyor musun? İlk hafta e, konseyde. Aziz seni çok seviyorum kardeşim. Ama takımın çoğunluğuna uymak istiyorum. Senin adını yazıyorum dediği gün benim için zaten Fatih'in hani orada plakasını aldım derler ya. <laughs> o bende gerçekleşti. Doğru. Hani Fatih gibi yaşını başını almış ve çok iyi bir eğitimcidir bu arada. Gerçekten ben biliyorum kendisini. Böyle bir eğitimcinin e, ben ona çok da güveniyorum. Birazcık daha işte olgun davransaydı Fatih abi pozisyonuna sokardı kendisini özgür gibi. Orada gidip de ben bu takıma yeni geldim. Evet, kimse Aziz'den hoşlanmıyor olabilir ama ben daha kendisini tanımıyorum. Ben performansa göre yazacağım dese, yine Aziz'i yazsa ben o zaman tamamım. Ki bir de bir önceki yarışmacı yarışmada da, ben şimdi o yarışmanın da çok içindeydim. O yüzden çok iyi biliyorum. Aynı hataları yapmıştı. Hmm. Orada da böyle e, biraz e, daha böyle çocuksu tavırlarla ya da böyle e, ben 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 diyerek orada e, diğer yarışmacıların gözünde saygısını yitirmişti. Yani en azından bunu bir örnek olarak alıp, bir sonrakinde yapmamaya çalışabiliriz.